Merhaba arkadaşlar, MVC'de stok takip otomasyonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde sepet ana sayfamızda silme, satın alma, hepsini satın alma, hepsini silme, arttırma ve azaltma butonlarını yapmıştık. Evet, bu işlem için N11'den de faydalanmıştık şu miktar bölümü için. Şimdi bu dersimizde arttırma ve azaltma işlemini göstereceğiz. Yani şu butonlara tıkladığımız zaman birer birer ya arttıracak ya da azaltacak şeklinde. Örneğin şurada mesela artıya tıkladığım zaman tabii şu anda olduğu için, action result olduğu için hata veriyor. Eksi de yine aynı şekilde. Evet, şimdi sepet kontrolörü açıyoruz. Buraya iki tane action result ekliyoruz. Arttır. Parametremiz olacak. Int ID. İşlemden sonra bizi ana sayfaya yönlendirsin. Yani index action result'ını çalıştırsın. Evet, şimdi modelimizi tanımlıyoruz. Var model eşittir db nokta sepet nokta find. Aradığımız ID olacak. ID'ye göre işlem yapacağız. Sonra modeldeki miktarı alanını birer birer arttıracağız. Her butona tıkladığımızda bir artacak. Ve aynı zamanda da modeldeki toplam fiyatı da son durumda güncellememiz gerekiyor. Model nokta birim fiyat çarpı model nokta miktar şeklinde işlemi tabi veri tabanına kaydedeceğiz. Evet, burası bu şekilde. Şimdi bir azaltma için yapacağız bunu. Tabi azaltmada şöyle bir şey daha var. Eğer miktar 1 ise ve biz bunu azaltmaya çalışırsak bunu silsin. Evet, burası da bu şekilde. Tamam. Sadece şuraya bir if kullanacağız. If. Tabii için mesajlar verdirebilirsiniz kullanıcıya. Şimdi if dedik, şayet model nokta miktar eğer 1 ise ne yapacak? Silme işlemi yapacak. Db nokta sepet nokta remove. Modeli silecek ve işlemi tabi tabanında silecek. İşlem bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir istekte bulunacağız. Evet, şu anda açıldı. Şimdi bir deneyelim. Artı. Evet, 3. 4. Tamam. Bunda herhangi bir sorun yok. Azaltmaya çalışalım. Tabi bu arada şuralar da değişiyor. Toplam tutar da değişiyor. Toplam fiyat da değişiyor. Evet, tamam. Şurası şu anda 1 oldu. Evet, bir de bunu silmeye çalışalım. Yani şu an miktar 1. Tıkladığında evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt silindi. Evet, sepetimizde bir tane ürün kaldı şu anda. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.